Merhaba canlı, hoş geldiniz hepiniz. Şimdi bilinç farkındalığı ve zihinsel dönüşümü tekrardan bir öğrencimle yaparken Ahmet gel şöyle arka tarafta, sen daha iyi şey yapılsın, daha iyi görünsün. Artık bütün öğrencilerle beraber yapma noktasına girdik ve bütün öğrencilerin zihinsel dönüşümde nasıl bir ilerlemeyi gösterdiklerini, bilinçlenmenin yükseliş olduğunu, bilinçlenmenin bir farkındalık olduğunu, yaşadıkları tecrübeler ve yani yaptıkları süreç içerisindeki olan bitenle anlatmayı amaçlayacaklardır. Her şeyin zihinsel dönüşümle başladığını ve zihinsel dönüşümün arkasından bilinçlenmeyi, bilinçlenmenin de beraberinde insanın kendisiyle barışması, arkasından başarıya giden yolun anahtarlarını ortaya koyması, huzuru, sağlığı, güvenliği ve farkındalıkla beraber hayatı en doğru biçimde yaşamanın ne anlama geldiğini anlatacaklar. Hani hatırlarsanız bir şey söylemiştim her zaman için. İnsan beyniyle koyun beyni arasında hücresel hiçbir fark yoktur. Ama insanı insan yapan en önemli özellik onun yüksek bilince sahip olmasıdır. İnsan bilincine sahip olması, iradesi ve aklıyla beraber o bilinç onu ne yapmıştır? İnsan haline getirmiştir. Yoksa el, ayak, kol, bacak veya yüz, buna benzeyen şeyler insanı insan yapmaz. İnsanı en başta yapabilen, insanı oluşturan şey bilinçtir. Bilinçsel dönüşüm her şeyin başlangıcıdır. Ve bu güzel canlarım, şöyle mesela karşımdaki Buğra Han'dan tutun da ve diğerlerine kadar hepsi ve başka kim var ise sizler de bunlara şahit olacak ve başarının bilinçlenmeyle beraber olduğunu anlayacaksınız. Ha birçokları evvel zamanda zorlukları beraber gördü ama zorlukların daha sonrasında büyük faydasını, büyük aşkın duruşunda beraber yaşayarak da ne yaptılar? Hayata yepyeni bir yön vererekten yaşamanın temelini attılar. Ve sağlık problemleri olanların hepsi sağlık problemlerine kurtuldu. Derslerinde zayıf olanların hepsi derslerinde daha başarıyı meydana getirdi. Ve birçokları artık benim için çok saygı değer bir hayat arkadaşı olmanın yolunda ilerledi. Ve siz de bunu videoyu seyrediyorsanız en başta zihinsel dönüşüm, bilinçsel dönüşüm diyeceğiz. Çünkü zihinsel dönüşüm her şeyin ama her şeyin başlangıcıdır. Ve o anahtar sizin elinizde aldıktan sonra o anahtarla açamayacağınız hiçbir kapı yoktur. Şimdi sözü fazla uzatmayacağım. Ve ilk sözü yanımdaki sağdan başlayan Buğrahan'a vereyim. Arkasından diğer öğrencilerim de ne yapacaklar? Kısa kısa bilinçsel dönüşümün nasıl bir değişim meydana getirdiğini anlatmaya çalışacaklar. Buyurun. Sözü fazla uzatmayın. Gel Buğrahan. Oturun lütfen. Buyurun oturun. Oturun siz de. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Buğrahan. 13 tane çıkardım. İlk başta derslerimizde hocamızla yaptığımız normal sınıftaki derslerimizden hocamızla anlaşamıyorduk ve dersini anlamıyorduk. Sınavlarımızdan tutun her şeyimize kadar kötüydü. Ondan sonra kütüphaneye geçip ders işlemeye başladığımız zaman sınıfımızda büyük bir ölçüde düzelme oldu. Sınavlarımız olsun, notlarımız olsun, ödevlerimiz olsun hepsinde büyük bir gelişme oldu. İlk başta hocamızla aramızda kötü şeyler oldu. Kavgamız falan oldu. Sonra aramızda düzelttik. Arkadaşlarım olsun, ben olsun. Hocamızla artık şimdi daha iyi anlaşıyoruz. Derslerimiz olsun, ödevlerimiz olsun, kitaplarımız olsun, konuşmalarımız olsun. İlk baştakinden daha iyi her şey. Ahmet arkadaşım madevir ediyorum. Biraz da o anlatsın. Öncelikle merhaba.
Benim adım Ahmet, soyadım Coşkun. Bir bilincin insanı, şöyle söyleyeyim hatta, bilincin insanı öldürebilir. Nasıl diyeyim, öldürebilir, yükseltebilir. Onun için bilinç çok önemli hayatımızda. Bilinçle insan zengin de olabilir, fakir de olabilir. İlk önce ben bilincimi hocamla beraber yükselttim, sağ olsun. Onun sayesinde. Ben önceden derslerimde çok kötüydüm ya. Bütün derslerimde kötüydüm. Ailemde de sıkıntım vardı, mahalledekilerde de sıkıntım vardı, çevremde herkes sıkıntı vardı. Ben bilincimi yükseltmeye başladığımda ailemdeki tavırlar olsun, yani saygı, herkes birbirine saygı gösteriyordu. Mahalledekilerin hepsi saygı göstermeye başladı. Ve bilincimi yükselttikçe her şey daha güzel olmaya başladı. Bu kadar anlatacağım. Görüşürüz. Evet, buyurun. Merhabalar, ben Asım İlk Göçer. Bilinç hakkında söyleyeceklerim şunlardır ki, bilinçsiz bir insan tamamen, affedersiniz ama tam bir cahildir. Şöyle söyleyebilirim ki, bilinçlenmeden önce arkadaşlarımız aramızdaki uyum ve o sohbet pek verimli değildi, iyi değildi. Öğretmenlerimiz aramızdaki ilişki bayağı eksideydi. Bilinçlendikten sonra ise derslerimize daha çok yoğunlaştık, daha çok farkındalaştık ve empati duygumuz gelişti ve gözümüz yani artık daha da çevremizi ve kendimizi düşünür olduk. Artık daha iyiyiz bilinçlendiğimiz için. Hoca öğretmenimiz sağ olsun. Diyeceklerim bu kadardır. Oğuz arkadaşım geldi. Oğuz gel, ben gidiyorum şu an. Gidiyorum. Muhammed gelin. Muhammed gel. Gelin. Muhammed gel. Bir şey alalım. Ne diyeyim şimdi? Selamünaleyküm. Ben Oğuzhan Şahin. Bilinç için konuşmak gerekirse, bilinçaltına ilk girmesi şey saygı, sevgi. Ondan sonra hocalarımıza bunu gösterdikten sonra aramız bayağı iyi. Derslerimiz kötüydü. Hocamız sağ olsun. Bize bilinç gösterdiği için, bilinçimiz yükseldiği için derslerimiz gayet bilgili ve ilgili geçiyor. Teşekkür ederiz. Hasan, arkadaşımız abi. Öncelikle selamünaleyküm. Benim adım Hasan. Bilinçle ilgili şeyler söyleyeceğim. Biz normalde hiç kitap okumayı falan sevmezdik. Hocamız sayemizde, hocam hem bize bilinçli kitaplar falan verdi. Normalde hiç bütün sınıf kitap okumazdı. Bizi kütüphaneye falan götürdü. Yani bir haftada falan bitirebildik yani bir günde bir kitap. Hocamız sayesinde kitap okumayı öğrendik yani, sevdik de. Ayet hocama bu konuda da teşekkür ediyorum. Diyeceğim bu kadar hocam. Muhammed. Sen Muhammed. Gel. Sen gel. Buyurun. Gel oğlum. Oğlum adam zorla başlıyor. Gel oğlum, otur oğlum. Başla. Selamünaleyküm. Bana sırana gelene kadar arkadaşlarımız çok güzel ve doğru şeyler söyledi. Açıkçası bana söyleyecek çok şey bırakmadılar ama ben de onların görüşlerine katılıyorum. Buraya kütüphaneye gelerek okuduğumuz kitaplar çok büyük bir şekilde bizim bilincimizi açtı. Öğretmenimizin verdiği kitaplar çok güzeller yani. Bizim utkumuzu genişletti. Arkadaşlarla aynı şeyleri görüyorum yani. Söyleyecek çok bir şeyim kalmadı.